Evet sevgili dostlar, cümleten selamünaleyküm. Merkeze sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, ben ne yaparsam yapayım, yani sizlerin de katkısı desteği olmadıktan sonra hiçbir şey değişmiyor. O yüzden katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz kanalımız adına. Fenerbahçe ile ilgili enteresan bir şeyle giriş yapayım. Fenerbahçe, Crespo'nun bu sezon ilk 11 başladığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken. Bakın, ilk 11'de başladığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik almış. 16 gol atıp sadece 3 gol yemiş. Bakın, dikkatli dinlediniz değil mi arkadaşlar? Bir daha söyleyeyim. İlk 11'de 7 maçta başlıyor. Yani 7 maçta ilk 11 başlıyor bu sezon ve 6 galibiyet 1 beraberlik elde ediyor Fenerbahçe. Üstelik bu maçlarda 16 gol atarken sadece 3 gol yiyor. Bu benim özellikle dünkü videolardaki verdiğim belirtilere, ne yani verdiğim işaretlere ve düşünce yapısına tamamen paralel bir şekilde gidiyor. Bu arada Atletico Madrid'in scout ekibi hala ama hala ısrarla Crespo'yu takip ediyorlar. Beşiktaş maçında da takip edenlerden yani Atletico Madrid scout ekibinin Beşiktaş maçında da takip ettiği bilgisine ulaşmış olduk. Jesus'tan João Pedro'ya büyük şok. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Haberi tahmin ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Muhtemelen tahmin ediyorsunuz. Beşiktaş maçı 0-0 bitti. Teknik direktör Jesus da zorlu karşılaşmada muhtemelen süre alan bütün futbolcuların verilerini inceledi. Maçı belki de tekrar izlediler. Ve Jesus muhtemelen gözlemlerine dayanarak Pedro'nun beklentileri karşılayamadığı gerçeğini önüne sermiştir. Ve grafiğinin de yeterli olmadığı kanısına karar vermiştir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe bir puanla ayrıldı. Maçtan 7 maçta 14 puana ulaştı. Bazınız diyebilirsiniz ya hocam işte 2 puan ortalaması, ama arkadaşlar 2 puan ortalamasını yakalarken yenilgisiz gitmek, en azından derbilerde, deplasmanlarda kaybetmemek. Mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'tan yarışa gidiyorsun. İkinci devredeki maçı 1-0 kazandın. Sen 2 derbiden 4 puan almış oluyorsun. 2 puan kaybı. Ama Beşiktaş'ın puan kaybı 5 oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evindeki maçları kazan, deplasmandakileri berabere kal. Aslına bakarsanız zorlu maçlarda bu çok zekice bir hamle gibi geliyor. Neyse. Şimdi derbi sonrasında artı alanlar var, eksi alanlar var. Evet, Pedro sınıfta kaldı. Muhtemelen de formasını kaptıracaktır diye düşünüyorum. Özellikle Batu Şahin'in milli aradan gelip, yani milli takım kampından gelip de biraz daha toparlanmış hali bence formayı kapar gibi gözüküyor. Yani açıkçası Larnaka maçında Batshuayi forvette bekliyoruz. Serdar Dursun zaten yok. Değil mi? Zaten yok. Hocam peki João Pedro elde mi patladı? Yani kazık mı? Niye böyle oldu? Arkadaşlar, ne kazıklığı var ne elde patlamışlığı var. Ne olur bir futbolcuyu bir maçta yargılamaktan, yadırgamaktan vazgeçin. Ya günün şartları öyle olabilir. Ne bileyim, oyuncu ya yeni sakatlıktan çıktım. Beşiktaş çok sert oynuyor. Hani sakatlıktan bir daha ağzım yanılmış demiş olabilir. Geçen sezon 37 maçta İtalya Ligi'nde 13 gol 4 asist. Yani güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence bu maç dinlendirilecek. Diğer maçta göreceğiz. Şimdi Fenerbahçe'de 2 yıldızın üstü çizildi. Menajerlerine talimat diyor haberde. Ben merak ettim arkadaşlar haberin detayını. Bu arada sizler beğeni atmıyorsunuz, yorum atmıyorsunuz, hoşunuza gitmiyor diye süreleri de kısaltmaya çalışıyorum. İnşallah bunu beğenirsiniz diyeceğim ama bilmiyorum arkadaşlar. YouTube'un da enteresan bir şekilde kanalımızın üstüne oynaması var. Yani böyle olursa yapacak bir şey yok. Sizlerden diyeceğim hocam, kanal için ne yapabilirim arkadaşlar? Kısa kısa diye bir oynatma listemiz var. 83 tane video var. Aldanmayın. Açın. 2 kat hızı ayarlayın. Sesini kısın. Kenara bırakın. 15 dakika sonra bir bakın. Aa lan, 30 tane 40 tane video izlemiş diyeceksiniz. Öyle bir liste.
O 40 tane video izlemeniz, bunu 100 kişi yapsa zaten ya 4000 tane izlenme yapmış olacak ki kanala ciddi katkınız olacak. Sizin her izlemeniz, her beğeni atmanız, her mantıklı yorum atmanız bir kişiye öneri olarak sunuyor videoyu. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'de ciddi bir kadro derinliği var. Ancak Fenerbahçe 3 kulvarda da şu an geç Türkiye Kupası başlamadı ama 3 kulvarda da yoluna devam ediyor. Ancak bu kadro derinliği içerisinde 2 yıldızla ilgili flash bir gelişme yaşandı. Jesus 2 yıldızın üstünü çizdi diyor haberde. Bakalım detaylarda ne diyor arkadaşlar? Şimdi transfer görüşmesi yaptım ve Portekizli teknik adam iki ismin üstünü çizmiş oldum. Kim bu iki isim? Birisi Serdar Dursun, diğeri de Miha Zayt. Bakın daha haberi okumadan diyorum. Muhtemelen Serdar Dursun için diyecek ki işte Avrupa kadrosuna alınmadı şöyle böyle diye. Zayt için diyecek ki ya işte Beşiktaş maçında falan filan oynatılma diye. Ya ben dünkü videolarda size duyum verdim Zayt'la ilgili. Larnaka maçına ilgili. Açın bakın bakalım ne demişim. Ben duyumumun arkasındayım. Ve hala arkasındayım. Şimdi iki futbolcu da ayrılığı düşünüyor demiş. Bu sezon sadece 4 Süper Lig maçında 148 dakika görev aldı. Serdar 2 asist yaptı. Yeterli mi? Değil. Ama yeteri kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki golcü ayrılmaya karar verdi diyor. Zayt da takımdan ayrılmayı düşünen isimlerden diyor. Adana Demir maçında fileleri havalandırdı. Sonrasında kesik yedi diyor. Beşiktaş derbisinde kadroya alınmadı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sezon en skorer iki ismiydi diyor. Bu iki isim. Ya çok ilginç değil mi arkadaşlar? Süper Lig'de 15 golle takımın en golcü ismi Serdar. 9 golle de Miha Zayt onu takip ediyor. Yani Serdar Dursun'un gol asist katkısı 19, Zayt'sın 11. Ve ikisi de menajerine talimat verdi diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu haber gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar. Yani iki kişinin falan üstü çizilmedi. Ve bu iki isim, yani bu iki isim, tamam, bu iki isim herhangi bir yere gitme fikrinde değiller. Ama yineliyorum, tekrar ediyorum. Zayt'sın eşi gitme fikrinde, İstanbul'dan ayrılma fikrinde. Ama Serdar Dursun için şöyle bir durum var. Serdar biraz taraftardan yılmış durumda ve bu sisteme tam adapte olamamaktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Hani Beşiktaş ne yaptı son dakikalarda? Sağdan orta, soldan orta, Weghorst'a şişir, kafayla vur. Değil mi? Tehlike. Şimdi Beşiktaş taraftarına sorun, derler ki Fenerbahçe'yi son dakikalarda hapsettik. Oo, ne top oynadık, bu büyüklük halis mi falan derler. Yaptıkları tek hücum aksiyonu kanattan orta açıp Weghorst, yani uzun boylu oyuncusunu topla buluşturmak. Ki 3 tane pozisyon var. Bir tanesi Rozier'in getirdiği, sağdan yaptığı, orta açtığı pozisyon tehlikeli sayılabilecek bir vuruş var. Diğer ikisi zaten ofsayt ama anlatamazsınız. Ben de diyorum ki Serdar Dursun en azından Türk olduğu için kadroda iş yapabilir türden oyuncu. Şimdi maçın seyrine göre bir bakarsın, rakip kanatlarda çok büyük zaaf yaşıyor. Çok büyük. Hani orta kafa golden çok büyük zaaf yaşıyor. Serdar itersin oyuna. Ya da skor değişik olur, Serdar'ı yine itersin oyuna. Bence her iki futbolcu da kaybetmeye değmez. Bir de şunu belirteyim. Aslında hepinizin atladığı detayı belirteceğim arkadaşlar. Nedir o detay? Dünya Kupası arası. Ya Dünya Kupası arasında ne çıkacağı belli olmaz. Bakın orada yaklaşık bir aylık bir boşluk var. Allah muhafaza takımlarda gripler oluşur, bilmem sakatlıklar oluşur, şu oluşur, bu oluşur. Belki de ulan fikstürün ilk devresi şöyleydi, bundan sonra biraz daha rahatlıyoruz, bundan sonra şu taktiğe dönüyoruz dersin. Bir bakarsın Serdar'ın tam sistemine oturduğu taktik. Ama ben Zayt için söylediklerimin arkasındayım. Bakın bakalım ne olacak. Karagümrük maçı. Karagümrük maçında Serdar Dursun'un ilk 11 başlayacağına garanti verebilir misiniz? Ya da başlamaz diye garanti verebilir misiniz? Ben vermeyin derim. Larnaka maçında Zayt ilk 11 başlayacak desem yalan diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bekleyin görün bakalım. Larnaka maçı demişken Fenerbahçe'ye Larnaka maçı öncesinde şok bir haber geldi. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde B grubundaki temsilcimiz, Fenerbahçe'miz, canımız, ciğerimiz
Sahasında AYK Larnaka'yı konuk edecek. Ve ülkemizdeki Kıbrıs Rum kesimi aşığı arkadaşların destekleyeceği Larnaka'ya karşı Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Mert Hakan Yandaş, Luan Perez ve Joshua King %99.9 ihtimalle bu müsabakada görev alamayacaklar arkadaşlar. Hocam Perez'in sakatlığı ciddi değildi. King'inki ciddi değildi. Ne oldu bunlara? Arkadaşlar bakın. Şimdi sakatlık ile sakatlık ihtimalini ayıralım. Sakatlık ihtimali şudur. Mustafa hocam efendim işte arkandaki duvar kağıdı köşeden hafif sallanıyor. Bak ora açılabilir dersin. Bu uyarıdır. Ora yırtılmış olur. Hocam fark etmiyor musun? Arka taraftaki duvar kağıdın yırtılmış dersin. Bu sakatlıktır. Şimdi bizim sistemler, bizim makine sistemleri diyor ki bu sakatlık yaşayabilir. King'inki sakatlık yaşayabilir. Ama Perez'inki sakatlık. Çünkü o direğe çarpma sonrası aldığı darbe maalesef kötü. Ama Mert Hakan'da şöyle bir durum var abi. Yani kurşun yemişti hatırlıyorsunuz. Kurşundan sonra şimdi travma tespit edilmiş. Ya tedavisine başlanılmış Larnaka maçında forma giyemeyecek. Bu da benim dünkü Zayt duyumumu bir kademe daha ilerletti. Bir kademe daha doğrulattı. Perez de King de özel program dahilinde çalışmalara başladı. Bak her iki futbolcu da çalışmalara başladı aslında. Tam anlamıyla iyileştiler mi? Değil. Ama iyileştiler mi? İyileştiler. Bak tam anlamıyla değil. Ama riske edilmeyecekler. Perez de King de Larnaka'ya karşı görev alamayacaklar. İki futbolcunun hafta sonu oynayacak Vavakars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi yine beklenmiyor. Çünkü risk etmenin lüzumu yok ama Allah muhafaza bir sakatlık şu bu durum olursa denenebilir. Fenerbahçe'miz Avrupa Ligi'nde 4 puan almış durumda. Açık söyleyeyim her takıma saygım var. Her rakibe saygım var. Ancak Larnaka maçlarından benim beklentim 6 puan. 2 maçtan benim beklentim 6 puan. Fenerbahçe eğer 2 maçtan 6 puan alırsa zaten dolu dizgin yolunu devam eder. Hiçbir Allah'ın kulu da durduramaz. Çünkü 2 maçtan 6 puan alırsan 10 puan demek. Kiev ve Ren arasındaki müsabakalardan çıkacak olası bir çifte beraberlikte ise gruptan çıkmayı garantilemiş oluyor Fenerbahçe. Ya da bir beraberlik vesaire de Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilemiş oluyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani arka arkaya Fenerbahçe'nin iki tane maçı var. Ha diyebilirsiniz hocam şöyle olur böyle olur. Mesela Ren maçını biz berabere bitirdik. Biz Ren maçını berabere bitirdik. Onlar da ilk maçı kazandı. 4 Ren 4 biz. Şöyle söyleyeyim. Ren maçı kazandı. Ya da Ren Kiev maçını Kiev kazanmış olsun. Yani 3 puana çıkmış olsun. Fenerbahçe de bu maçı kazanmış olsun 7. Bir sonraki maçı Fenerbahçe kazandığı anda 10 puana yükselen Fenerbahçe AYK Larnaka'yı 2 maçta da yenmiş Fenerbahçe. Bu maçların hani Ren Dinamo Kiev maçının nihai neticesine göre bile çıkmayı bir nevi garantilemiş olabilir. Ama ben açık söyleyeyim 2 maçta da Ren 2 maçta da Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Zaten böyle olsa hani Fenerbahçe Larnaka maçlarını kazansa Ren de Kiev maçlarını kazansa son 2 maçta Arda Güler'li falan filanlı kadro izleriz. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir beğeniyi çok görmezseniz de sevinirim. Kanalımıza desteklerinizi şiddetle bekliyoruz. Görüşmek üzere.